Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ya hep sen mi bizi konuk edeceksin? Arada diyorsun. Biz de şey yapalım. Ya şimdi arkadaşlar hani şunun altını tekrar çizeyim. Ne ben ayrıldım. Ne Eren ayrı. Kimse ayrılmadı. Kimse ayrılmadı. Gördüğünüz gibi beraberiz hala. Aynen her öyle. Her şeye rağmen şarkı söylemeye başlıyorum. Aynen öyle. Gaza gelip. Yani öyle bir şey yok tabii ki. Alper'le benim aramdaki ilişki çok başka bir ilişki falan diye olayı daha farklı yerlere götürüyoruz. Yani yoksa ben bir şey imzalayıp falan çıkmadım yani. Öyle bir şey yok. Neyse uzatmayalım. Evet, evet. Özetle. Anladım. Çok sevdiğin bir segmentin iki evet. öncüsüyle birlikteyiz. Bayılırım yani. Suv dedi, diyeceksin. Benim için olmaz mı yerden yüksek olsun. Evet. Ondan sonra yol tutuş falan önemli değil zaten. Tabii. Baktığın zaman çok severim ben suvları. Gerçekten viraja bir atarsın böyle şöyle gibi yayılır böyle her yere. Neyse o konulara birazdan gireceğiz herhalde. Fazla ben şimdi önden şey vermiş olmayayım. Yani... Bu segment artık kaçınılmaz. Evet. İnsanların genelde rağbet gösterdiği bir segment şaka bir yana. Hı-hı. O yüzden de her markadan farklı şeyler görüyoruz kardeşim. Ve farklı farklı varyasyonlar da görüyoruz. Ama asıl bence hani SUV olayını veren segment bu. Yani aynen. Kompakt SUV, crossover aynen. değil. Yani bir crossover aldığın zaman yani SUV hissiyatını çok çok öyle aman aman hissetmiyorsunuz ama hı-hı. bunlarda nispeten biraz daha bu olayı hissediyorsun. Aynen katılıyorum sana. Önce tasarımdan başlayalım. Sence hangisi daha şık? Yani tasarım konusu çok göreceli ama böyle sportage biraz daha bana alımlı geliyor. İşte biliyorsun Porsche'nin tasarımcısı Kia'ya geçtikten evet. sonra evet. Porsche'ye benzeyen Kia'lar karşımıza çıkmaya başladı. Evet, aslında kesinlikle. Bir Porsche'ye bu aracın benziyor olma fikri güzel bir şey değil. Yani baktığınız zaman. Çünkü orijinali varken neden benzinini kayayım insan düşünüyor falan filan. Ama bütününe bakınca hem içiyle hem dışıyla bir tık daha böyle bu otomobil bana hitap ediyor diyebilirim. Senin fikrini aldım arkadaşlar. Sizlerin de fikrini merak ediyoruz. Lütfen alt kısma fikrinizi, yorumunuzu, sizce hangisi daha güzel onu ayrıca bırakın. Arkadaşın kanalına abone olmayı ve beğenmeyi, tüm unutmayı. Videoları, her eyvallah, şeyi unutmayalım. Eyvallah, lütfen. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz tekrardan. Senin kanalı artık söylememe gerek yok artık. Ya biz Alper'cim biliyorsun falan diye böyle. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. biliyorsun falan diye. Boyutlara bakalım. Evet, boyutlarda evet. zaten dışarıdan da gördüğüm kadarıyla C5 aynen. her disiplinde daha uzun, geniş, aynen. yüksek. Beni şu şaşırttı ama yani hı. boyutlara bakmamış olsam yani bazı disiplinlerde sportage daha iyiydi diye düşünürdüm. Hı. İyi diye düşünebilirdim. Onun sebebine de içeri gelince değineceğim. Ama hakikaten dediğin gibi bakıyorsun kağıt üzerinde C5 Aircross ciddi bir üstünlük kuruyor. Her anlamda daha büyük yani Sportage'dan. O zaman daha fazla uzatmayalım. Bir de arkaya bakalım. Aynen, aynen. Aynı şekilde. Arka taraflara aynen. bakıp içeri doğru geçelim. Hadi bakalım. Evet bagajımız böyle diyorsun. Biraz merasimle açılmıyor mu ya? Biraz uzun açılıyor ne yazık. Aynen. Bu bir hastalık gibi oldu artık. Aynen öyle. 503 litrelik bir hı-hı. bagaj hacmi var. Yeterli mi? Yeterli. Bagaj zemini düz. Hı-hı. Biraz yukarıda normal hı-hı. su olduğu için. Aynen. Ama ihtiyaçları karşılar mı? Rahat rahat karşılar. Yani ben zaten bu bagaj takıntısını bizim hala anlayabilmiş değilim. Bence fazla yeter bile yani. Ama yıllardır doldurmaya çalışıyoruz burayı. Evet. Niyeyse dolduramıyoruz bilmiyorum evet. ama. Ben onu da diyorum yani hani hakikaten öyle. Almanya'da Adam S gibi bir arabayla 1000 km yapmış biri olarak yani... Bilmiyorum iki kişiydik bir de. Bagaj yeter yani mi? Yani yetti yani. Hani onda yetti. Bunlar da nasıl yetmiyor milleti anlamıyorum. Aynen. Neyse. Hadi C5'e geçelim aynen. o zaman. Evet. Biraz daha hızlı. Nispeten. Şöyle geleyim ben de. Biraz kaç litre? Daha hızlı açılıyor. 580 litre burası. 580 litre. Burada bir avantaj var aslında. Bagaj aşağı doğru iniyor. Çift aha. parçalı yapabiliyorsun bunu. Aynen. Onu yukarı kaldırınca bagaj hacmi azalıyor büyük ihtimalle. Evet. Ama bakalım. Burada yarım boy bir stepne var burada. Var. Aynen öyle. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Koltuk sırtlıkları her ikisinde yatıyor. İstersen gel bir de onlara bakalım. Aynen, içeriye. Bakalım. Şimdi az önce de sen de gösterdin. Aynen. Ben inanamadım. Bir anda böyle arka sırtlık bayağı ileri geldi. Evet, evet. Yani örnek veriyorum bir şey taşımak istesem. Aha. Abi sırtı dik şöyle konuma. Şöyle kaldırıyorsun. Aynen. Böyle durabiliyoruz. Durabilirsen böyle durabilirsen. Dolduruyorsun bagajı. Böyle kademeleri var. Güzel. Bayağı güzel. Güzel değil mi? Bayağı yatıyor. Şimdi de böyle uzun yol modu. Evet. Hadi Ankara'ya gidelim. Hangi modumuz Ankara o yani. Havalandırma var. Arkada ısıtma var. Ve arkada ısıtma var. Evet arka koltuklarda ısıtma çok var ve abi. Kolçağımız var. Çok iyi. Hadi bir de onunla kıyasla. Az önce baktım. Alt minderi bir ileri geri yaptım. Aynen, bunda aynen. da öyle opsiyon var. Aynen, bunda da öyle bir olay var ama
arkadaki diz ve baş mesafesi kesinlikle o tarafta daha iyi. Hı hı. Şimdi bu ondan farklı olarak oturma minderini Alper daha yukarıda tutmuşlar. Evet. Bu hani daha ferah böyle ama diz ve baş mesafesi kesinlikle sportçu tarafından daha iyiydi. Aynen, minder biraz da kısa anladığım kadarıyla, evet. Sporcuya göre düşündüğünüz evet. Zaman. Bu biraz yorar uzun kesinlikle, yolculukta özellikle. Kesinlikle, aynen öyle, aynen öyle. O zaman hadi bir de direkt sürüşe geçelim. Aynen. İçeri konuşalım devamında. Hadi biraz gazlayalım. 2-1 bitirişi, bu rapim iyi bir bitirici. Vay! Arkadaşlar hep söyleyelim mi? DJ Eren. DJ Eren. Tireb isimlerinden falan. Şimdi bu arabaları alıyoruz. Evet. Şehir içerisinden çıkmıyoruz ama böyle yerlerde aslında bir şeyler yapabiliyor bu araçlar. Aynen öyle. Ama 4x2'ler, 2 konuğumuzda. Fakat sportucu 4x4 alabiliyorsun. İşe yarıyor mu? Çok böyle Range Rover'ların, Land Rover'ların ya da çok böyle ağır arazi yetenekli şartlarında... 4x4'ler kadar şey değil. Değiller, gibi. Aynen öyle. Ama iş kurtarıyor mu? Kurtarıyor. İş evet. Görüyor mu? Görüyor yani. Bunu. Aynen öyle. Bu kadar bozuk zeminden geçtik. Süspansiyon hiç fena değildi. Fena değil aynen. Konforlu bir yapısı var. Ama C5 Aircross daha önce kullandım. Biraz daha konforluydu sanki. Kesinlikle daha konforlu. Yani konfor konusu hakikaten iyi bir iş yapılmış oradaki süspansiyonlarda. O da... Yani işte benim gibi biraz böyle hani performansa önem verenleri rahatsız edecek bir yumuşaklık var hatta. Evet. Onu söyleyeyim. Ama yok, benim beklentim konfor diyen birisi için güzel. Yani aracın konforu gerçekten güzel. Hakkını yemek lazım. Yalıtım? Yalıtım nasıl? Valla yalıtım olarak Alper çok benzerler bu ikisi de. Yani bayağı bir kullandım ben de ikisini. Yani aralarında şundan dolayı şöyle bir fark var diyemem ama sadece C5 Aircross tarafındaki motor sesi beni biraz rahatsız etti. Evet evet. Yani yüksek hızda da düşük hızda da düşük devirde de motor sıcakken de biraz fazla dizelinden bahsediyorum. Fazla gürültülü çalışıyor. Evet. Benzinlisi nispeten daha iyi bu konuda. Çok çok daha iyi. Motorlar demişken 1.6 litrelik turbo dizel bir makine var. 136 beygir güç ve 320 Nm tork var. Evet. 0-100'ü 11.6 saniye civarı bir şey. 11.6. C5'in de dizel otomatik kombinasyonunda 10.6 saniye civarında bir şey. Yani spekler yakın birbirine. Yakın. Öyle performans anlamında çok öyle aman aman bariz büyük farklar yok anlayacağın. Tüketim olarak bir fark var bence. Evet. Yani çok benzer kullanımda yarım litre, 1 litre C5 daha ekonomik olmayı başarabiliyor. Evet, evet. Yani ben 6.5 yakalamıştım mesela C5'te. Bununla 7-7.5'larda dolaşmıştım. Benzer kullanımlar için ama. Aynen. Tekrar altını çizeyim yani. Benzer kullanımlarda durum böyleydi ki zaten sen de 7.6'ya dolaşmışsın. Aynen öyle. 7.6'ya çok kasmadan. Bir modumuz var mesela, spor modumuz var burada. Çok etkisi yok ama spor yok. Modu var mı? Evet. Var. Koymuşlar. Bir tık daha böyle tepkili oluyor ama yani çok öyle aman aman büyük bir değişim olmuyor. Aynen. Şimdi tüketim konusunda şunu da altını çizmem gerekiyor. Hani orada çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum çünkü C5'e bir şey kalmayacak. 8 litre otomatik şanzıman var. Hı-hı. Bunun artısı esnek bir devir aralığı. Orada değil mi C5'te? Evet, aynen. Burada 7 ileri çift kavramı var. Aynen. Orada 8 ileri tam otomatik. Tam otomatik. Var. Aynen öyle. 8 tane oranı olduğu için 120-130 km/s yani otoban hızına çıktığın zaman daha ekonomik bir sürüş sergileyebiliyorsun. Özellikle. Öyle bir şey var dediğin gibi. Yani o C5 zaten Fransızlar ekonomi konusunda evet. İyidirler. Orada da harbiden herifler iyi iş yapabilmiş ama bak bununla böyle dönünce falan böyle köşelerde bir tık daha böyle C5'e göre şey hissettiriyor, tok hissettiriyor. Aynen. Daha hatchback gibi dönebiliyorsun mesela bununla. Mesela dönelim. Aynen öyle bak. Bak kimden öğrendin sen bu işleri? Aa, kimden acaba? Hiç tasarım, konuşmadık hiç. Hiç konuşmadık, doğru söylüyorsun. Tasarımdan bahsedersek eğer, burada bir kocaman bir ekran var, havalandırmalar burada. Nasıl buluyorsun mesela? C5'i sen de kullandın. Şöyle biraz Alper, gözünü kıs şöyle. Yine bir K&D gibisin böyle. Yani. Yerleşim falan tabii, her şey neredeyse birebir aynı. Kesinlikle. Ama şık mı şık, güzel mi güzel. Kalite algısı ve hissiyatı bakımından da bu ikiler arasında ben çok böyle bariz büyük farklar görmedim. Ama Sportage'in biraz daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim yani genel olarak genel kalitesi. Kaliteye algısı bakımından. Sadece burada, şuradaki şu malzemeye ben çok takıldım evet, Sportage'da. Evet, evet. Yani hem renk olarak hem kullanılan materyal olarak burada kesinlikle göze daha hoş gelen, biraz daha iyi bir malzeme kullanılsa kalite algısı. Mesela yumuşak yapılsaydı. Yani, en kötü ihtimalle. Daha iyi olurdu. Piyano siyahı detaylar var. Ben çok sevmiyorum. Çok tozlanıyor. Evet, şu an olduğu gibi. Aynen öyle. Çok aynen tuş var bir de burada. Çok aynen. Onu diyecektim tam. Fazlasıyla yani özellikle mesela klima kumandaları bolca tuşu var. Eşya gözü aynen. Çok iyi. İki model de
bayağı iddialı. Ama mesela C5 Aircross'ta kolçak daha iyi. Evet, kolçağın evet. içi bayağı devasal büyüklükte. Merak edenler için ben çok beğendim. Anahtar arkadaşlar Stinger'a benziyor. Hmm. Biliyorsun evet. sen de almıştın. Çakmak Rolca, gibi anahtar yapmışlar. Aynen öyle. O zaman uzatmayalım. C5 Aircross'a direkt geçelim. Şimdi biraz daha konforluyuz. Evet. Fark ettiysen. Kesinlikle. Daha güzel emiyor ya. Bayağı çok güzel emiyor yani. Kasisleri, şunları, bunları. DSC'de kullanmıştın. Hatırlarsın. Sanki biraz ona yakın evet. konforu yok evet. mu? Evet. Konfor olarak iyi yani bu araç. İyi hissettiriyor. Süspansiyon sessiz çalışıyor. Peki yalıtım? Diye bir şeyde de bahsetmiştin. Sporcu'da da bahsetmiştin. Aynen. Çok yakınlardı birbirlerine. Yani bunun motor sesi biraz kaba ya. Evet. O biraz rahatsız ediyor seni yani. Hem alt devri hem üst devri. Bir tık böyle kaba yani. Daha böyle insan sessiz olabilir miydi diye düşünmeden edemiyor. Eski 1.6'lar daha sessizdi kesinlikle. Yani öyle bir şey var. Öyle bir şey var. Aynen öyle. Bak eşya gözleri az önce dedim ya daha yukarıda burada. Evet, evet. Daha kolay bir erişim var. Buraya işte koyduğun eşyaları daha kolay bir şekilde alıp bırakabiliyorsun. Kolçak da dediğin gibi daha büyük burada. Vites tasarımı şık burada. Aynen. Yani 2008'den hatırladığımız bir tasarım var burada. Ya şu alan bana göre çok kullanışlı değil. Buraya ne telefon duruyor ne bir şey. Yani buraya genelde böyle anahtar manahtar koyabilirsin ancak bu alanı. Keşke burası kare olsaydı. Hı-hı. En azından telefonu şöyle koyup takip edebilme şansın olurdu mesela. Bunda PSA'nın diğer SUV'larından farklı olarak şu hoşuma gidiyor benim. Evet. Direksiyon göstergeyi perdelemiyor Alper. Evet, evet. O çok güzel bir detay bu araçta. Şeyler 3008'lerde falan hep perdeliyor. Bir de şimdi dijital gösterge kullanılmış ama dijital göstergede mesela kadranlar şeyi var, opsiyonu var. Onu açtığın zaman dahi böyle bir çubuk şeklinde kadran oluyor. Devir saati oluyor. Evet. Yani böyle biraz daha hakikaten o kadran kelimesinin hakkını verecek. Daha analog görünümlü bir olabilir opsiyonda sunulsun olabilir. İsterdim ben. Kesinlikle. Yani hepsi böyle bir şey duruyor. Böyle bilim kurgu filminden çıkmış gibi evet. duruyor tüm temalarda. Biraz daha böyle teknolojik yapmaya çalışmışlar. Özelde bir şeyler yapabiliyorsun ufak tefek. İşte güzergahı istersen sağ kalabiliyorsun. Motor devrini sola veya şurada sağ tarafı değiştirebiliyorsun. Onu da bu ekrandan yapabiliyorsun. Evet. Ekran demişken bu biraz daha sanki yukarıda. Aynen. Sportage'da biraz daha dönüktü sanki. Hı hı. O farkı görüyorum. Bir de hiç şey tuşu yok. Hani fiziksel tuş şu ses açma kapama dışında. Evet, hepsi dokunmatik. Aynen. Fiziksel gibi görünen dokunmatikler aslında. Aynen öyle. Bir de şunlar biraz işte fiziksel, şu alttakiler. Evet. İşte kapı açma kapama falan filan. Onun dışında şunlar fiziksel ama yani Sportage'a kıyasla hiçbir şey yok diyebiliriz burada. Burası daha derli toplu ama dedim ya o fiziksel butonların kolaylığı, kullanım kolaylığı hı-hı. bence burada hani etkisini görüyor. Çünkü burada hani bastım basmadım geri dönüt de yok. Evet. Herhangi bir geri dönüt de kullanılmamış. Evet. Eko modu var, sport modu var. Hı-hı. Sport modunu almak istiyorum. Mükemmel değişimler. Yok arkadaşlar yani hani eko modunda mesela eko modu tam eko modu. Evet. Tamamen gaz pedalı sünger oluyor. Bunun da artısını tüketime yansıtabiliyorsun. Evet. Hazır tüketim demişken 130 beygirlik bir yeni 1.5 litrelik turbo dizel makine var. 300 torku var. Sıfır yüzü 10.6 saniye bunun da. 10.6 saniye. Yani Sportage'da yine yakın. Aynen. Çok büyük bir fark yok. Tüketim ne demiştin? 6.4 litre değil mi? Aynen 6.5'larda ben de hani kolaylıkla dolaşabiliyorum bununla. Aynen. Çok şey yapmazsam ama yani ortalama bir kullanım yaparsam. Kastığın zaman hemen fırlıyor. Şimdi jöleden bahsediyorduk. Evet. Bayağı yatıyor. Önden. Bayağı yatıyor. Yani, bayağı yatıp gidiyorsun. Ufaktan böyle hani o Amerikan yarış pick-up'ları vardı ya Baha mı denedi tam aynen. hatırlayamadım bir anda. Aynen. Onlar kadar böyle esnemeler görebiliyorsun viraja attığın zaman. Ve bir ön sol kalkıyor falan. Ne oluyor ya diyorsun. Şey yani arabada salınım bayağı bir var. Aslında bir kombine gelse arka lastiğin bir tanesi havada olur. Yok şey ya direkt ESP'si kapanmıyor mesela. ESP'si kapansa VRC pozu vereceksin o derece. Hani onlar böyle şey toprak parkurunda toprak rallilerinde esner ya böyle deli aynen. gibi frenajda falan o pozları verirsin bununla. Çok çok rahat bir şekilde verirsin. Malzeme kalitesi yine tartışmıştık ama aynen. hani işte kimine göre dediğin gibi orada Sportage tarafı iyi, kimine göre burası. Ama kapı işleri ikisinde yani burada biraz daha yumuşak. Şurada hı-hı. deri detaylar var. Hı-hı. Koltuklar benim çok hoşuma gitti. Yani koltuklar derken üstündeki deriden bahsediyorum. Onlar benim hoşuma gitti. Ama az önce sen bir noktaya değindin. Ben de katılıyorum ona.
hem önde hem de arkadaki koltukların baldır desteği biraz zayıf, yetersiz. Zayıf. Yetersiz aynen. Yani. Aynen öyle. Şimdi benim de sevmediğim ama güvenlik için önemli bir konu. Şerit takip asistanı sürekli işine karışan bir yer. Her zaman kapatmak zorundasın. Evet. Keşke hani bunu bir kere kapattığında bir daha açana kadar tekrar devreye girmese. Evet ama akıllı çalışıyor bayağı bir. Aynen. Ben ona çok şaşırdım. Yani sanki 3008'dekilerden bile daha akıllı çalışıyor. Evet. 20 saniye falan sana hiç müdahale etmiyor. Devreye sokuyorsun. Evet. Hem şeritte tutuyor hem öndekiyle mesafeyi ayarlıyor. Tamamen durdurup kaldırabiliyor. Güzel çalışıyor bayağı yani. Bayağı otonom diyorsun. Bayağı yani, neredeyse otonom. Yani 20 saniye çok iddialı bir süre. Tabii. Genelde çünkü 5-10 saniyede artık hı-hı, tut diyor direksiyonu. Yoksa hı-hı, şey devreden çıkıyor. Bu yoksa 20-30 saniye falan şey aynen, kalıyor yani. Yoksa olmaz yani. Peki gelelim fiyata. Gelelim Alper'cim. Evet. Nedir abi? Gelmesek olmaz mı ya? Gelmesek olmaz. Vallahi. Ülkemizdeki vergilendirme sistemleri, şu su, bu su, derdi, tasası bitmiyor evet, maalesef. Evet. Hangisi ucuz? Valla bu 200 dolu dolu alırsan 263 bin lira. Sportage dolu dolu alırsan 269 bin lira. Tabii bayilere gidildiğin zaman hani bu fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Biraz da aşağıları çekebiliyorsun. Ama ortalama bu seyirlerde yani dolu dolu alırsan 250-260'lara kadar çıkıyorsun bu araçlar için. Rakip endeksinde işte son piyasa durumunda bu fiyatlar ne yazık ki üzülerek söylüyorum kabul edilebilir bir fiyatlar. Evet, evet. Çok da yakın fiyatlar bu arada. Zaten segmentindeki diğer rakiplerin de fiyatları 3 aşağı 5 yukarı böyle. İşte bu saydığımız kriterlerden aslında hangisi daha önemliyse arkadaşlar sizler açısından o yönde seçim yapmak mantıklı olur bence. Aynen öyle. O zaman kanalıma katıldığın için sana tekrar teşekkür ederim. Ne demek Alper'cim, her zaman kardeşim. O zaman bir başka konuda, bir başka böyle değişik karşılaştırmalarda görüşmek üzere diyorum. Aynen. Arkadaşlar beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık bunlar kamu spotu gibi söylüyorum ama bunlar benim için, bizler için çok 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 önemli. Kesinlikle. Kendinize kesinlikle iyi bakın. Görüşürüz.